Bir kapasitörün renginden dolayı hani biraz farklıydı. Herhalde biraz koyuydu. Evet, doğru mu? Evet. Onu söktüm, değiştirdim. Güzel bir düşünce. Ancak bunun ölçümünü öncelikle yapmamız gerekiyor. Yani kapasitör kısa devre olduğu zaman kömür rengini alabilir. Yani siyahlaşabilir ya da bazen renk değiştirmez, çatlak olur. Onu mikroskop altında görürüz. Çatlak olduğu zaman içinde bir ısınma olup kısa devre yaptığı için üzerindeki o seramik çatlıyor. Böyle bir durumda kapasitör evet bozuk, ancak bunu multimetreyle ölçmemiz gerekiyor. Peki nasıl bir kapasitör taktın yerine, nereden bulup taktın? Hocam gösterdiğiniz bir şemadan bakıp taktım. Çok güzel. Şemadan bakıyoruz değerine. Aynı değerden, evet. Aynı değer olan kapasitörü alıyoruz, takıyoruz. Bu arada kapasitörün rengi farklı olabilir. Mesela A anakarttaki kapasitör sarıdır, B anakarttaki kapasitör beyazdır ama değerleri aynıdır. Yani o üzerindeki renge aldanmıyoruz. Onu ileriki aşamalarda ben detaylı bir şekilde anlatacağım. Peki. Sefacığım, hocam ben iPhone 6'nın şarj entegresini söktüm. Güzel. Sökerken ama iki tane yol koptu. Sizin tamam. Gösterdiğiniz evet. Teknikte yolları onardım. Tamam. Ama hani, çıkan entegreyi kalıplamayı daha bilmediğimden dolayı yeni entegre taktım ama onu da zamanla öğreneceğim. Bazı taktikler vardı, elim daha ince işe alışmadığı için şu an tam kavrayamadım ama önümüzdeki günlerde onu da halledeceğim diye düşünüyorum. Çok güzel. Entegre kalıplamayı ben size detaylı bir şekilde anlatacağım. Yani onu ileriki aşamalarında yavaş yavaş. Öncelikle anakartı tanıyacağız, değil mi? O anakartı evet. Tanımaya başladınız ikiniz değil mi? Hani nasıl çalışıyor, çalışma sistemi nasıl? Evet. Bir parça bozuk olduğu zaman nasıl anlaşılır? Bunu ölçerek alıyoruz. Entegrelerde ise entegre bozuk olduğu zaman ya ısınma yapar ya da ısınmaz, ancak voltajı düşük gelir. Yani onu şemadan bakarak, voltajlarına bakarak o entegrenin altında hatlar var. Voltaj geçen hatlar var. Hepsini tek tek şema üzerinden o hatların ne kadar voltaj, yani ne kadar değer vermesi gerektiğini şemadan bakıyoruz. Herhangi bir hatta düşük değer varsa ya da hiç değer yoksa ya da çok aşırı yüksek bir değer varsa o hatta bir problem vardır. Şimdi bu durumda entegre bozuk olmuyor. Yani onun altındaki o hatlarda bir bozukluk oluyor, kısa devre oluyor. Onu tabii ki detaylı bir şekilde yavaş yavaş, fazla yüklenmeden hepsini öğreneceksin. Evet, yani o kopan yollar zaten şemada bir baktım. Tam böyle elektriğin voltajın geçtiği yerdeki bir kopuklukmuş. Tamam. Onlarda taktım bakalım hani daha montajını yapmam ama çalışacak diye ümit ediyorum hocam. Çalışacağından eminim. Çünkü bize elimizde ne var? Şema var, değil mi? Evet. Bizim rehberimiz anakartta şemadır. Şema varsa her yol var. Evet. Problem yok. Evet. Yani biz yolu kısaltabiliriz de. İlla o yoldan geçmesini istiyorsan o yola varırsın. Hiç problem değil. Bazen hat, o bacak tamamen kopuyor. Onu kazıyarak da yol çekebilirsin. Ya da o hat anakartın ikinci, üçüncü katmanı ya da herhangi katmana geçip aslında entegrenin etrafında herhangi bir parçaya bağlandığı için direkt yolu üst taraftan direkt üst o parçaya da bağlayabilirsin. Kısa yolluktan evet. Yani. Onlar hepsi detaylı bir şekilde göreceksin. Çok güzel. Verim alıyor musunuz? Nasıl ilerliyor? Valla ben iki günde bayağı ilerleme yaptım. Zaten biraz az çok telefon tahmin ettim ama anakart bilgim yoktu. Ama bu sayede bayağı kendimi geliştirdim. İki günde bayağı katkısı oldu. Çok İlerleyen güzel. İlerleyen zamanda şu şemalarla, sizin verdiğiniz tekniklerle ilerleyeceğim daha fazla. Ben sizin kafanızı fazla karıştırmayacağım. Burada 3 haftalık eğitim vereceğimizi söylemiştik, doğru mu? Evet. 3 haftalık eğitime ben sizi burada düzgün bir şekilde öğreneceğiniz bir şekilde ayarladım. Hiç merak etmeyin. 3 haftada öğrenecek miyim demeyin. Kafa karışıklığı değil. Amacımız aşama aşama kalıcı bir şekilde öğretmek. Yani sizin buradan kalktığınız zaman acaba böyle miydi, şöyle miydi demenizi istemiyorum. Bu yüzden ağır ağır ilerleyeceğiz. Bir arızanın üzerinde fazla gitmek değil de arızayı çözene kadar, yani o benim anlatmak istediğim şeyi öğrenene kadar ikinci aşamayı geçmeyeceğiz arkadaşlar. Evet. Bu yüzden sizden biraz anlattıklarımı dikkatli dinlemenizi rica ediyorum. Gerekli bilgileri orada not edin. Önemli bölgeleri ben size zaten söyleyeceğim. Şunu not edin diye anlatacağım. Şimdi bir yanınıza gelin, ben yaptığımız işe bir bakmam gerekiyor. Ben şu an gel senden başlasın istersen. Buyur. Şu sökmüş olduğun kapasitör bu mu? Evet öyle. Çok güzel. Şemadan da oradan baktım, buradan. Şemadan... Tamam.
Şimdi burada lehimi kullanırken bol kullanmayacağız. Flux'ı da bol kullanmayacağız. İhtiyacımız olduğu kadar. Çünkü niye? Anakartta bol flux kullanmanın bir mantığı yok. Şimdi anakartın bazı bölgelerinde flux'ı sürdüğünüz zaman, çok ısı verdiğiniz zaman o böyle çamurlaşıyor. Yani anakartı kirletiyor. Ya da ne bileyim, bölgesel çalıştığınız durumlarda yüksek ısı verdiğiniz zaman flux'ın gittiği yerler biraz daha fazla ısınacağı için parçaları dağıtabilirsiniz. Her şey olabilir. Yani temiz çalışmak lazım. İhtiyacımız olduğu kadar kullanırsak iyi olur. Çok başarılı bir şekilde kapasiteyi değiştirmişsin. Seni tebrik ederim. Sağ ol hocam. Şimdi Stefan Yama'ya geçin bakayım. Evet hocam. Şimdi şuradaki ekranda gözüken entegration şarj entegresi. Onu bir değiştirdim. Evet. Daha montajını yapmadım ama çok güzel. Alttaki yolları onardı. Şu hat hangi bölgede? Şuraya, benim şey, evet. Şu hattı buraya bağlamışsın. Evet. Tamam, doğru yere bağlamışsın. Diğer hat neredeydi? O da hocam şurada. Ha şu. Evet. Tamam. Evet, o da doğru yere bağlamışsın. Çok güzel, ancak o tel, kullandığın tel biraz daha ince tel var. Onu kullanırsan hem daha kolay olur. Ha. Hem entegreyi taktığın zaman entegrenin yüksekliğini etkileyecek bir durum olmaz. Çünkü bir tarafı yüksek olursa entegre tam oturmayabilir. Çok temiz çalışmışsın. Seni de tebrik ederim. Teşekkür ederim hocam. Şimdi arkadaşlar, isterseniz bir şemaya göz atalım. Atalım hocam. Şimdi gördüğünüz şey bu anakartın diyagramı, şeması. Ne dedik? Az önce ben bir şeyden bahsetmiştim. Şu PDF şemanı sonra anlatacağım. Bakın arkadaşlar, şu kare gördüğünüz şeyler ne dedik? Entegre. Entegre. Evet. Şimdi arkadaşlar, ne dedik? Şu köşeler entegrenin yönünü belirliyor. Doğru mu? Evet. Tamam. Peki kapasitörün değerini nereden öğreniyoruz? Şöyle öğreniyoruz. Kapasitörün üzerinde durduğumuz zaman program zaten bize bilgilerini, bir kısmını gösteriyor. Mesela şuradaki kapasitörümüz C3237RF. RF ne demek arkadaşlar? Yön değil mi hocam? Hayır, RF radyo frekans demek. Ha. Bu bize bu kapasitörün şebekeyle bağlantılı olduğunu gösteren bir bir ek olarak. Yani normalde C3227. Bu normal bir kapasitör. Sonu RF olması sadece radyo frekans yolunda bağlı olduğunu gösteriyor. Yani kapasitör normal bir kapasitör. Herhangi bir ekstrası yok. Peki hocam, yönleri nasıl belirliyoruz? Yönleri var mı? Kapasitörün yönü yok arkadaşlar. İstediğiniz şekilde takabilirsiniz. Ha, anladım. Artısı eksisi yok. Sadece eski cihazlarda kutuplu kapasitörler vardı. Onda da zaten kapasitörün üzerinde normal küçük olmazdı. Büyük kapasitörler olur. Üzerinde zaten bir tarafında artı işareti var. Evet. Ama zaten şemada da artı olarak gözüküyor. Bu kutuplu kapasitör olur. Ama bizim şu anda görmüş olduğumuz tüm bu anakartın üzerindeki kapasitörlerin hepsi yönsüzdür arkadaşlar. Yok, zaten artı yazıyor, yön olursa artı şeklinde. Tabii tabii. Bir tarafında artı yazar. Anladım. Eksi yazmaz. Çünkü eksi yazma şasidir. Ama artı yazdığımı anlayın ki o kapasitör yönlü bir şekilde takılması lazım. Yanlış takamazsınız yani. Okay. Şemada bunların hepsi gözüküyor yani. Tabii hepsi gözüküyor. Tamam. Mesela burada ne var? Bu L harfi var arkadaşlar. L1604. Bu L harfi neydi? Bobindi arkadaşlar. Evet. Yani normalde telin sargılı şekilde olduğunu düşünün. Yani bir hortum düşünün. Su hortumu. Sarıyorsunuz toplamak için. Doğru mu? Evet. Bobinler de aynı şekildedir. İçi böyle sargılıdır. Kısa devre olarak çalışır. Uçtan uca hortum gibi. İki ucu da aynı yola gidiyor. Aynı yola gidiyor. Kısa devre olarak. Yani multimetre ile ölçtüğünüz zaman kısa devre ötmesi lazım. Sağlam olduğunu anlamak için. Anladım. Bobinler de bu şekildedir. Bobinlerde şöyle bir durum var. Bobinlerin sargı değeri var. Tamam, kısa devre çalışıyor bobinler. Ancak her bobini istediğiniz yere takamazsınız çünkü değeri var. Mesela akım değeri var,
amper değeri var. Bunlar hepsi fark ediyor. Ona göre şemadan, bobin değiştirmeden önce değerine bakıp bu şekilde değiştirmeniz gerekiyor. Bobin. Aksi halde bobin yetersiz kalır, yanar. Yani bobin yani bazıları daha az sargılı, bazıları daha fazla sargılı olarak mı diyorsunuz? Evet, hem daha az sargılı, hem fazla sargılı. Bir de bunun içindeki o bakır telin kalınlığı var, genişliği var. Bunların hepsi bir değere sahip. Hepsi değeri bu L1604 gibi kod veriyor değil mi biz hocam? Evet, bu L, kodu L ile başladığı zaman anlayın ki bu bir bobindir. 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 Evet. Bunun değerine nereden bakacağız? Şemadan bakacağız. Hemen göstereyim onu da. Bir diğer şemamız burada. Şuraya tıkladığımız zaman zaten bize bobini gösteriyor. Böyle yaklaştırdığımızda ne diyor arkadaşlar? Şöyle biraz daha genişletelim. Bobinimiz burada. Bobinimiz 2.88 amper değere sahip ve 0.082 ohm olarak çalışıyor. Yani bunu dediğim gibi daha fazla. Tabii ki 3 amperlik bir bobin takarsanız ne olur? Mesela ışık hattında bir bobini değiştirdiğiniz zaman 3 amperlik bir bobin taktığınız zaman muhtemelen ışık titreme yapacak ya da ışık yetersiz kalacak. Doğru çalışmayacak. Doğru çalışmayacak. Ya da daha düşük bir bobin taktığınız zaman şöyle bir problemle karşılaşacaksınız. Cihaz çalışacak, görüntü gelecek, ışık gelecek ama bir anda böyle ışık bir anda yükselecek, ışık gitti arkadaşlar. Kaldıramayacağı için o bobin yanacak. Hmm. Aynı değere sahip bobini takmanızı tavsiye ederim. Hocam peki bir şey soracağım. Şimdi şemada bize değerleri veriyor ama yani zaten bu entegrelerin ya da bobinlerin, işte diyotların hepsinin bir kodu var. Yani biz bu kod dağılsak olur, hani herhangi bir hani 2 ampermiş falan diye değil de hani bunlar teori de bize lazım oluyor sanırım bilmek açısından, ama yani kafamız çok yormadan bunların kodlarıyla beraber bizi alt işimizi görebiliriz diye söylüyorum. Hani bunları ben not edeceğim ama hani şöyle, ben işin kolay olması açısından kendi açımdan biraz düşünüyorum. Tabii ki şimdi bu şemada görmüş olduğun kapasitör olsun, bobin olsun, entegre olsun, bu kodla tasarımını yaparken anakartın parçaları kodluyorlar. Hani bu parça atıyorum 0, 1, 2, 3, 4, 5 bu şekilde gidiyor. Yani bu kapasitörün kodu kapasitörün değerini göstermez. Bu yani, tasarımla alakalı bir şey. Tasarımla alakalı. Evet, yani parçayı, 5. parçayı şuraya taktık. 6. parçayı şuraya taktık mesela gibi. Tamam. Yani bu kapasitörün değeri değil ya da bobinin değeri değil. Değerini öğrenmek için az önce ne yaptık? Şuradan tıklıyoruz. Şimdi elimizde bu program olmayabilir. Bu ücretli program bizim kullandığımız. Genelde bu tür şema programları, diyagram programları ücretlidir. Ücretsiz sürümleri de var. İnternette farklı programlar var. Farz edelim ki hiç elimizde program yok. Ne yapacağız? Şöyle yapacağız arkadaşlar. Ben size şöyle PDF şemadan göstermek istiyorum. Anakartın üzerindeki parçalar kodlu bir şekilde görünür. Mesela C011 kapasitörüne ben bakmak istiyorum. Ne yapacağız? Şuradan PDF'te C011 diye aratıyoruz. Aynı şekilde bize kapasitörün değerini gösteriyor mesela. Değerini gösteriyor. Ama evet, şöyle bir şey, hani şurada görmüş olduğunuz gibi. Biz aslında bu verdiğiniz değerler, amper ya da ohm gibi değerleri ezberlememize gerek yok. Ama bilmemize fayda var. Bilmiyorum. Tabii tabii, ezberlemeyin demiyorum. Ezberlemenize hiç gerek yok. Ona göre not almaya çalışıyorum. O yüzden yok yok. Zaten bu yüzden şema var. Yani bizim anakartın rehberi nedir? Şemadır. Şema zaten var elimizde. Bunu kafanızda tutmanıza gerek yok. Zaten tutamazsınız. Yani anakartın üzerinde binlerce parça var. Doğru hocam. Şimdi her bir parçanın... biraz kafam karıştı orada da. Tabii, çok tabii. Sayılar falan gelince. Tabii tabii. Hiç kafanız karışmasın arkadaşlar. Örnek bir kapasitör gösteriyorum size. 0.1 mikrofarad değerinde bir kapasitör. Çalışırken %20'lik bir değer payı var. Yani 0.1 mikrofarad, bunu ölçtüğünüz zaman multimetre size 0.09 şey ya da 0.090 gibi bir değer verebilir. Bu %20'lik pay ona hesaplanarak vermişler. Bazı parçalarda %4 olur, %5 olur. Özellikle rezistörlerde bu değer biraz daha düşük olabiliyor. Mesela %5. Yani rezistör ölçtüğünüz zaman 1K'lık rezistör
onu ölçtüğün zaman 998 değerini verebilir. Çünkü %5 yanılma payı var. Yanılma payı. Evet. Onu, yani bu yüzdelik olayı onu ifade ediyor. Burada 4 volt değerinde olduğunu gösteriyor. Yani bu kapasitör 4 voltla çalışıyor diye. Bu voltaj olayını da anakart üzerinde geçen hattın verdiği voltaj değeridir arkadaşlar. 4 volt. Entegrelerin de kapı kapı adlandırdıkları bir şey var, yani şemada. Mesela A kapısı, B kapısı, C kapısı bu şekilde. Yani sizin dikkat etmeniz gereken şey şu. iPhone 6 anakart üzerinde çalıştığını farz edelim. C0211 kapasitörün değerine baktınız. Tamam, 0.1 mikrofona değerde bir kapasitör. Yani, şimdi siz, tabii. Şimdi siz elinizde başka bir iPhone 6 anakartı yok mesela. Ne yapacaksınız? Elinizde iPhone 6 Plus var. Ne yapacaksınız şimdi? Şema üzerinden baktığınız zaman C0211 diye aratmayacaksınız. Çünkü farklı anakart farklı olduğu için biri 6, biri 6 Plus. Kapasitörün buradaki kodu farklı olabilir. Yani aynı değerde bulmanız için kodu yazmayacaksınız. 0.1 mikrofarad yazacaksınız. Bunu yazdığınız zaman o değerde bir kapasitör bulacaksınız mutlaka. Onu da söylemiş olayım. Şöyle bir not alacağım. NAND entegresi diyoruz buna. NAND entegresi cihazın evet. Yazılım entegresidir. Onu NAND. Yazın arkadaşlar. NAND yazılım entegresi. Yazılım entegresi. Evet. NAND flash olarak geçiyor. Samsung cihazlarda ya da Android cihazlar diyelim. MMC eski adıyla. MMC olarak geçiyor. MMC. Yani bu aynı amaçla çalışıyor. iPhone'da NAND olarak geçiyor. Android'lerde MMC olarak geçiyor. Tabii bütün Android'ler de genelde evet. MMC olarak kullanıyorlar. iPhone'da NAND diye geçiyor. iPhone'da NAND olarak geçiyor. Tamam. Ya bunu sık sık duyarsınız. Hafıza yükseltme, NAND yükseltme, NAND değiştirme. Bundan dedikleri şey hafıza entegresidir. Flash entegresi yani yazılabilir entegre. Yazılabilir, silinebilir, değiştirilebilir. Cihazın çalışmasını engelleyen bir durum yok. Sadece iPhone'larda bu entegreyi değiştirdiğiniz zaman bir takım yapmanız gereken şeyler var. O da programı olan. Yani eski entegrenin içindeki o bilgileri kopyalayıp yeni takacağınız entegrenin içine yazıp bu şekilde değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü aksi halde cihaz etkileşmeyecek, şebeke gelmeyecek. Kullanamayacak yani. Kullanamayacaksınız cihazı. Evet. Çünkü kurulum yapmanıza izin vermeyecek, etkileşmeyecek. Tamam mı arkadaşlar? Bunu eğitimin son zamanlarında size göstereceğim. Bizim burada amacımız önce bir anakartı kavramak. O yazılım işini en sona bırakıyorum. Çünkü evet. O sadece bir izlememiz gereken bir durum. Yani müdahale etmeniz gereken bir durum yok. Basit de zor bir durum yok. Evet. Tabii bu işlemi yapmanız için sizin bir takım programlar var. Onları temin etmeniz lazım. Eğitim sonunda size nasıl temin edeceğinizi zaten anlatacağım. Tamamdır. Burada NAND entegresinin altında şimdi NAND dedikten sonra artık nereden bahsettiğimi anlıyorsunuz. Evet, arkadaşlar. Yazılım entegresi. Evet, yazılım entegresi. NAND entegresinin altında geçen bazı hatlar var. Bunların bir kısmı işlemciye gidiyor, bir kısmı VCC main hattı dediğimiz var, akım geçen hat, VDD main hatları var. Ondan sonra çeşitli hatlar var ama genelde bu hatlarda kısa devre olduğu zaman cihaz yazılımsal hataya düşebilir. Bu bir yazılımsal hataya düşebilir. Entegre bozulursa cihaz yine yazılımsal hataya düşebilir. Yazılım yüklediğiniz zaman çeşitli hatalar verebilir. Mesela 2009 hatası ya da 9 hatası ya da 4013 hatası, 4014 hatası. Bu tür yazılım entegresiyle ilgili hatalar var. Ama onun dışında bu entegre kolay kolay bozulan bir entegre değil. Nasıl bozulur arkadaşlar bu entegre? 32 GB'lık telefon hafızası. Şimdi sürekli biliyorsunuz sürekli bir software güncellemeleri geliyor. Yazılım yükseltmesi geliyor. iOS sürümü güncelleniyor. 32 GB artık yetmiyor. Şimdi sizin kullandığınız programlar var. Onu yükle, bunu yükle. Sürekli güncelleniyor. O altta kısa devre olduğu için de entegrenin altına giden hattı ısındırıyor.
O anda kısa devre yapıyor, entegreyi bozabiliyor. Peki hocam, o şemada görünen A3, A5 ya da C1, E1, G1, bunların hepsinin arkadaşlar, anlamı? Bunların anlamı şu, her entegrel altında bu tür rakamlar görebilirsiniz. O hattı A1 olarak adlandırmışlar, C1 olarak adlandırmışlar, A3 olarak adlandırmışlar. Bu entegrelin altında bir dizilimle alakalı, o hatlarla alakalı. Bu arada çoğu zaman A1 entegrelin yönünü de ifade ediyor arkadaşlar. Evet, A1 yani A1. Yolun başlangıcı. O hemen köşede zaten yön şeyi de var, bir de A1 de orada. Aynen, bakın örnekte evet. Az önce bahsettiğim gibi A1 bu taraf, bu tarafa bakıyor. Entegrenin yönü de o tarafta. Ama bu her entegrede değil, çoğu entegrelerde bu şekilde. Yani bazen A1 yazmaz mesela. Ama ona takılmayız siz. Entegrenin yönünü şemadan bakmanız gerekiyor. Şemadan, kareden görebiliriz. Evet. Evet, şu anda aklınıza takılan bir şey var mı? Yok hocam, yani şemayla ilgili şu anda yok. Bir hocam bir şeyi soracağım. Bu C1, A1, işte G1 falan. Bu evet. C'ler, F'lerin hangi yol olması gerektiği ile alakalı şemada bilgi var mı? Yani yazılı olarak ya da bilmemiz gerekiyor mu? Şemada yazar. Mesela A1 yazar. Ama nerede yazar? Mesela entegreye önce entegre olarak aratmanız lazım PDF şemada. Ha. Bunda böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Zaten istediğiniz noktaya tıkladığınız zaman kırmızı renkte size nereye bağlandığını gösteriyor renk olarak. Ha, okay. Ama normal PDF şemada entegrenin kodunu aratmanız lazım. Mesela burada iPhone 6 cihazı bu. NAND entegremiz U0604. Bunu PDF'de 06U0604 olarak arttırdığınız zaman size az önce göstermiş olduğum gibi şöyle bir kare. Evet. Yanında böyle çizgiler. Evet. Şu görmüş olduğunuz o çizgiler, her bir tane çizgi bir tane nokta demek. Hmm. Bu noktada yol demek yani. Yol demek. Orada işte o çizgiler üzerinde yazar. A1 yazar, C1 yazar, E1 yazar. Orada evet. Görürsünüz. Ha, yani eğer herhangi bir yol kopardığımızda o yolun koduna bakıp o yola göre bir dışarıdan ters yapabilirsiniz. Ama bu kadar uğraşmanıza gerek yok. Burada zaten bu programda tıkladığınız zaman o yolu nereye bağlandığını kırmızı renkle gösteriyor. Yani o sizin dediğiniz yöntemleri biz eskiden çok uğraşarak yapıyorduk. Çünkü böyle programlar yoktu. PDF şemalarından bakarak yapıyorduk. Tabii. Evet, anladım hocam. Şimdi bir yolu bulmak için de multimetrenin kısa devre modunda yaparak da anlayabilirsiniz. Tabii biz eskiden çok uğraşıyorduk böyle. Sonra bu programlar işi kolaylaştırdı. Artık böyle bir şeye gerek duymuyoruz arkadaşlar. Anladım. Peki bu programı nereden temin ediyoruz hocam? Onlar size zaten eğitim sonunda bu tür ücretsiz programlar var. Bunlardan bazen biz size hediye edeceğiz eğitim sonunda. Tabii size nereden temin etmeniz gerektiğini de söyleyeceğiz. Ücretli bir şekilde eğer istiyorsanız yönlendirmesini yapacağız. Mert'cim, senin aklına takılan başka bir şey var mı? Ben şu entegren içindeki renkleri takıldım. Çok güzel bir soru sordun. Çok güzel bir soru sordun. Sefa'cığım, evet. Sana da söyleyeyim. Aynen. Şimdi bu entegrenin altında şase bacaklar, yani eksi olan bacaklar, akım geçmeyen bacaklar, eksi yani, gri renkte gözüküyor. Mavi olan bacaklar da boş bacaklardır arkadaşlar. Ha, boş. Boş. Yani herhangi bir bağlantısı yok anagramda. Sadece tasarım açısından bir bacak yapmışlar. Aslında o bacakcığımızı tutup kaldırdığımız zaman altının boş olduğunu göreceksiniz. Öylesine yapmışlar yani. Anladım. Herhangi bir şey yok. Bu renkleri tabii siz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Program böyle bir şeye de müsaade ediyor. Mesela burada gri gözüküyor. Standartı gridir. Yani eksi şasinin standartı gridir. Ama siz bunu isterseniz yeşil yaparsınız. Yani o size kalmış. Programı biz ayarlayabiliyoruz. Tabii. Renklerle oynayabilirsiniz ama benim size tavsiyem renklerle oynamayın. Çünkü hafızanızda bu şekilde kalsın. Evet, kafanız karışmaz. Digris entegresi de bozulamayan entegredir. Yani bozulmayacak diye bir şey yok. Evet. O entegre bozulmaz, Tigris bozulur. Yani bazen sigorta atmıyor ama lamba yanıyor evde, değil mi mesela? Evet. Böyle evet. Şeyler olabiliyor. Başka oda atmıyor, oda bitiyor falan. Anladım hocam. Onun dışında anakartın üzerindeki parçaların kodlarını size gösterdim. U harfiyle başlayanlar genelde entegredir, U harfi. R harfiyle başlayan zaten biraz İngilizceniz varsa tahmin edebilirsiniz. R, rezistör. C, kapasitör. İngilizce kapasitör. C ile yazılır.
diyotlar, şeyler. Onu başta gördüğümüz derslerde yanında zaten şey geliyor. Dev harfleri var. Aynen. Harfleri. Diyot. Baseband entegresi var. O baseband entegresinin altında ne görüyoruz? Mavi noktaların ne demiştik? Boş bacaklar değil mi? Evet. Baseband entegresinin altında herhangi bir yol koptuğu zaman ne oluyor? Şebeke ağrısı ortaya çıkıyor. Şimdi biz şebeke ağrısında genelde iki bacak var kopuyor. Ama bazı diğer tarafta da kopukluk olabiliyor. Aldığı sert darbeye bağlı. Bunları ne yapacağız? Mikroskop altında detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bazen cımbızla o yolları böyle biraz sallayacağız, o noktaları sallayacağız ki kopukluk var mı yok mu emin olmak için. Onun dışında baseband entegresine fazla ısı uygulamıyoruz. Çünkü bu entegre biraz ısıya duyarlı. Çok yüksek ısı verirsek entegre bozulabiliyor maalesef. Ve baseband entegresi değişmeyen bir entegredir. EEPROM sistemine bağlı bir entegredir. EEPROM sistemi size detaylı bir şekilde anlatacağım. Aslında bir modem entegresidir. MDM yazar. Entegre üzerinde okuduğunuz zaman mikroskop altında MDM yazar. Yani modem. Şimdi bu şebeke gelmesi için bu cihaza, bas stasyonuyla bağlantı kurması için bu entegre gerekli. Yani bu entegre olmasa anakartta cihaza şebeke gelmeyecek. Şimdi bütün şebeke arızalarında bu entegre arızalar anlamına gelmez. Bazen mesela cihazda IMEI numarası gözüküyor. Yıldız kare 06 kare yaptığımız zaman IMEI numarası da çıkıyor. Ancak ne oluyor? Sim kartı taktığın zaman servis yok diyor. Şebekeyi bulamıyor, yani bas stasyonuna bağlanamıyor. Ses entegresi bir cihazdan sesin çıkmasını sağlayan entegredir. Bir anakartta sadece bir adet ses entegresi yok arkadaşlar. Ekranların üzerinde o görmüş olduğunuz entegreler dokunduğunuz bölgeyi anakartta yazımsal olarak aktaran bir entegredir. Aslı olarak dokunmatik entegresi. Ama şimdi o kodları tanıması için anakartta bir entegre daha olması şart. Kodları işliyor, işlemci yapıyor ve cihaz da sizi oraya dokunduğunuzu alabiliyor. Anladım hocam. Kapasitörü ne yapıyoruz? Ölçüyoruz. Kısa devre var mı yok mu? Şöyle bir şey yapabiliriz. Mert'cim. Eksiği anakartın herhangi bir yerinden alabilirsin. Mesela buradan alabiliyor muyum? Evet. Anakart şase kısmından alabilirsin. Kapasitörün bir tarafına değdiriyorsun. Ötmüyorsa problem yok. Bunlar sağlam oluyor. Evet. Kapasitörün bir tarafı ötüyorsa diğer tarafını da ölçmen lazım. Diğer tarafı ötmemesi lazım. Evet. Güzel, mantığı evet. Anlamış oldunuz. Evet hocam. Şimdi filtreler var arkadaşlar. Filtrelerde sigorta görevi görüyor. Onlar da bobinler gibi kısa devre modunda çalışır. Onlar ötebilir. Filtreler. Hocam bu ötüyor. Bunda kısa devre mi var? Hangisi? Şunda. Diğer tarafını ölçelim. Yok. Kısa devre yok. Peki hocam iki tarafta da eğer ötmezse... İki taraf ötmezse kapasitörün bir bacağı şasiye değmiyor arkadaşlar. Ondan dolayı ötmüyor. Normalde kapasitör çıplak bir şekilde ölçtüğünüz zaman, yani anakarttan söküp ölçtüğünüz zaman ötmüyor yani. Peki. Sağlıklı olduğu için ötmez. Kısa devre ise öter. Anakart şemalarında bazen kapasitör iki tarafı da şasiye değmiyor. O yüzden ötmüyor arkadaşlar. Peki iki tarafı da öterse ne olur hocam? İki tarafı da öterse kısa devre var demektir. Kısa devre. O kapasitörde kısa devre olmayabilir, o hatta kısa devre olabilir.